Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizine hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilir yerel kalkınma hakkında konuşacağız. İzmir'e uçuyoruz. Onur Eryüce, İzoan'ın Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz. Onur Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Tanrım. Merhaba İpek Hocam. Hoş geldiniz Onur Bey. Bizim normalde sohbetlerimiz tek moderatörlü oluyor ama bugün çok heyecanlı bir konu olduğu için İpek Hocam da İzmir'de olduğu için ikimiz birden konuk alıyoruz Onur Bey'i. Ben sözü İpek Hocama veriyorum, İpek Akpınar'a, Onur Bey'i tanıtması için. Sonrasında sohbete başlayacağız. Buyurun. Ah, çok teşekkürler katılımınız için tekrar. Biz bu programı kayıt olarak 17 Temmuz'da alıyoruz. Sevgili Onur Eryüce, İzmir St. Joseph Fransız Lisesi'nde eğitimi tamamlamasının ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İngiltere Portsmouth Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ortak lisans programında öğrenim gördü. Ardından Fransa'da Sciences Po Grenoble Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ki tezi Türk Sivil Toplum ve İş Dünyası kuruluşlarının Türkiye'de Avrupa Birliği'ne uyumu ile gerçekleştirdikleri faaliyeti konu aldı. 2005 yılında Üniversite Libre'de Brüksel'de siyaset bilimi doktora çalışmalarına başladı. Brüksel'de kamu kurumları ile ilişkiler danışmanlık firması ITC Europa'da danışman, 2008-2011 yılları arasında ise Avrupa Birliği İlişkileri Direktörü olarak görev aldı. Yine aynı sene Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği SODEM'in kuruluşunda kilit bir rol oynadı. Geçtiğimiz Nisan'a kadar da SODEM'in genel sekreteri olarak görev yaptı. 2019 yılında SODEMSE'nin yani Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın kurulmasında etkin görev aldı. Nisan 2019'da yine aynı yıl işte İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak atandı. Dünya Bankası, IFC, Fransız Kalkınma Ajansı gibi pek çok dış yatırım finansmanı sağlayan kuruluşla İzmir'in ve Sosyal Demokrat belediyelerin işbirliğini güçlendiren çalışmaları gerçekleştirdi. Ben de yakından tanıydım. İzmir şehrinin büyük altyapı projelerine dış finansman kaynakları yaratılmasına katkı sağladı. Kentin uluslararası tanınırlığı yükseltecek birçok küresel zirve etkinliği de İzmir'e taşıdı. Bu sayede pek çok kamu kurumu ve STK bu işbirliklerinin etkin parçası olabildiler. Halen İzmir Büyükşehir Belediye Şirketi İzdoğa Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca da pek çok uluslararası ağın parçası oldu. Devlet başkanları, CEO'lar, sivil toplum kuruluş başkanları ve üniversite rektörlerinin bulunduğu üst düzey ağların parçasıydı. Biz biraz da bu uluslararası ilişkiler ve İzmir ekseninde ve İzdoğa çerçevesinde yeni düşler, yeni projeler nedir diye çok merak ettik. Bugün bizi kırmadı bizimle birlikte. Atacığım, söz sende. Hoş geldiniz. İzdoğa Emineliler'de gibi duruyor hocam. Şimdi bu sürdürülebilir kalkınma, ay, sürdürülebilir yerel kalkınma dendiği zaman anladığımız kadarıyla sohbetlerimizden İzdoğa İzmir'de önemli bir rol oynayacak. Ama kaçıranlar için, İzdoğa'nın adını bilmeyenler için öncelikle bir İzdoğa nedir sorusuyla, temel bir soruyla başlayalım istiyorum. Sonrasında devam edelim. Buyurun. Tabii ki. Tabii sanırım. İzdoğa bir çevre koruma ve geliştirme şirketi olarak kurulmuş 1986 yılında. O dönem Burhanes Fatura İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ymış. Ve çok ilginçtir. Yurt dışında bir işbirliği örneği İzdoğa'nın kuruluşu. 1986 yılında Belçikalı ortaklıklarla kurulmuş. İlk yönetim kurulunun 5 üyesi İzmirli Türk. 5, 4 tanesi de Belçikalıymış. Bu tabii bizim için çok da şaşırtıcı değil. Çünkü İzmir Sular İdaresi'nde Belçika mirası çok fazladır. Bizim Sular İdaremizin kuruluş tarihi 1895'tir. Ve esasında bu kuruluş imtiyazını almış olan da bir Belçikalı şirkettir. Caisse Crédit Liège merkezli bir finans yapısı diyeyim. 1895 yılında Sular İdaresi'ni kurmuş, 1942'ye kadar da idare etmiş ve Sular İdaresi'ne hizmet verecek bu çevre koruma ve geliştirme şirketi de 1986 yılında gene Belçika know-how'ıyla diyeyim, Belçika uzmanlığıyla birlikte kurulmuş ve daha sonra
İlerleyen süreçte birçok görevi üstlenmiş. Tam olarak büyük ölçüde yaptığı iş sular idaresine insan kaynağı, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sağlamak. İSSU'nun birçok çalışanı İSDOğa üzerinden istihdam ediliyor. Ve bunun dışında çevrenin korunması, geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan doğa temelli çözümlerin şehirde yerleştirilmesi gibi konularda çalışıyor. İleride de bu konuda daha iddialı, daha istekli çalışmaya devam edecek. Çünkü bu hem bir ihtiyaç olarak iklim kriziyle beraber daha artıyor. Fakat bir yandan da dünyadaki uluslararası örgütler, finans kuruluşları da doğa temelli çözümleri daha fazla çalışmak istiyorlar. Bunları çalışacak finansal ortamı yaratmak için adımlar atıyorlar. Biz de tabii bu fırsatları İzmir'e taşıyacak biçimde görevimizi gerçekleştireceğiz. Sizin zaten dediğiniz gibi kurumun zaten tarihçesi uluslararası başlamış. Sizin kariyeriniz bağlantılarınız uluslararası olduğu için bu süreç başarıyla gelecekmiş gibi duruyor. İzmir'in zaten dünya kenti uluslararası ağlarda tabii ki var ama bölgede de önemli bir kent. Hem kültürel olarak, ekonomik olarak, çevre konularında. Ve mümkün olduğu kadar da bu bölgedeki aktörlerle de ilişkilerini sıcak tutmaya çalışan da bir belediye, Büyükşehir Belediyesi. Peki bu İzdoğan'ın bundaki rolü ne olacak? Biraz daha somut anlatabilir misiniz? Yani İzmir'i hem bölgeye, Akdeniz'e hem dünyaya bağlama rolü ne olacak İzdoğan'ın? Tabii. Yani şimdi söylediğiniz çok kritik bir şey İzmir'i tanımlarken. İzmir'in yüzü denize bakıyor. Dünyayla bağ kurabilen bir şehir. Bu hem coğrafi olarak, stratejik olarak ama aynı zamanda İzmir'de yaşayan insanlardan, onların birikimlerinden kaynaklanan bir kabiliyetli, özellikli. Yani İzmir'in tarih boyunca böyle çok başarılı olduğu dönemler olmuş. Bunlardan bir tanesi 16. yüzyılda başlamış. İpek yolundan gelen mallar Akdeniz ülkelerine, ilk önce İtalya, sonra Fransa, daha sonra diğer Akdeniz havzasındaki şehirlere İzmir üzerinden dağılmış. Ve İzmir böyle olunca birçok farklı cemiyetin, birçok farklı kimliğin bir arada yaşadığı ve birlikte zenginleştiği bir şehir olmuş. Hiç unutmuyorum, 2010 6 yılında Kemal Derviş'i Washington'da Brookings Institution'da ziyaret etme şansım olmuştu. Ve onu ziyaret ettiğim zaman onu biliyor musun geldiğine çok sevindim çünkü ben de artık kentler konusunda çalışıyorum demişti. Ben de şaşırmıştım. Demiştim yani siz bir ekonomistsiniz, bakanlıkla, Dünya Bankası, başkan yardımcılıkları, yönetim başkanlıkları, kentlere bu kadar iltifat. Tabii ki onu dedi. Bir ekonomist olarak ben kent çalışmayacağım. Ne kim çalışacak? Dünyadaki 300 tane metropol bölge dünya ekonomisinin yarısını oluştururken elbette ki benim dikkatimde orada demişti. Ve çok o dönem Bruce Katz diye gene Brookings'te Metropolitan Studies çalışan bir araştırmacıyla uzman değil, uzmanla bir kitap hazırlığı içerisindeydi. Maalesef rahatsızlandı. Bruce Katz o kitabı başka birisiyle yazdı. Bakın o kitabın özünü bana şöyle anlatmıştı. Bir şeyin başarılı olabilmesi için sağındaki, solundaki, dünyanın öbür tarafındaki şehirlere bakması gerekmez. Elbette bir yöntemdir ama esas bir şeyi başarıya götürecek olan tarihinde en başarılı olduğu zamanı bulup onu analiz edip ve onun en iyi o dönem için 2016 versiyonu yani bizim için 2024 versiyonu haline gelmek için çaba sarf etmek olmalı Onur demişti. Gerçekten de öyle. Düşündüğünüz zaman çok Bu müthiş aslında, değil mi? Kendi öz potansiyelini keşfetmek, kendi değerlerine dönmek ve onları böyle aktif olarak, etken olarak kalkınma için, istihdam için, umut veren bir gelecek için tekrar kullanmak. Bir evet. tarihçi olarak beni çok etkiledi. Yani evet ve baktığınız yani beraberce düşünecek olursak İzmir neden o dönem böyle büyük bir atılım yaşadı 16. yüzyıldan işte 20. yüzyıla kadar?
Çünkü coğrafi olarak konumu çok avantajlıydı. İtalyan şehirlerine, Fransız şehirlerine, İstanbul'dan veya diğer limanlarımızdan bazıları erişebileceğimiz bir noktadaydı. Ve çok farklı kimliklerin, milletlerin, yapıların birlikte etkileşim, alışveriş, ondan sonra gerçekleştirebilecek, stabil bir biçimde gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmuştu. Tabii Birinci Dünya Savaşı bu anlamda İzmir'in yangınla beraber dünyanın radarından kaybolduğu bir talihsiz olaydır İzmir için. Ama İzmir hala işte 3 tane serbest bölgesi, 13 tane, 14 tane sanayi bölgesi, büyük limanları, 9 üniversitesi, 170 bin tane üniversite öğrencisi ile hala hem İzmir'i, hem Ege bölgesini, hem Türkiye'yi, hem de çevresindeki geniş bölgeyi dünya değer zincirine bağlayabilen bir şehir. Yani bugün İzmir fuarına Amerikalılar da, Kanadalılar da, Çinliler de, Japonlar da gelip ticaret yapmak üzere bir araya geliyorlar. Bugün bizim limanlarımıza dünyanın her ülkesinden gemiler yaklaşıyorlar. Biz dünya ile bağ kurma avantajını üretebilen bir şehiriz. Hala baktığımız zaman diplomatik erkan karşılaştırmalı olarak güçlü. İşte bakıyorsunuz İtalya'ya bir orakı yakınlığımızı konuşuyoruz. İtalyan konsolosluğu var. Profesör bu bir konsolosluk. Fransa coğrafi yapımımıza bakıyoruz. Fransız okulları var, Fransız kültür var. İşte İtalyan ve Fransız Levanten cemiyetleri hala İzmir'de eğitimler. Yani biz bu tarihimizdeki avantajların hepsine hala sahibiz ve bu bizi daha önce büyük zenginliğe, büyük refaha ve aynı zamanda büyük tanınırlığa getiren bu unsurları tekrar nasıl bir araya getirebiliriz çabası içerisindeyiz. Aslında büyük bir şans. Yani sizin 16. yüzyıldaki şansınız o sırada yetişen bir bitki olsaydı, o zamanın bir iklim şartı olsaydı, şu anda asla tekrar kavuşamayacağınız, o zaman başka bir yöntem seçerdiniz. Oysa ki en önemli güçlerimizle saydığınız şeylere hala sahip olması İzmir'in gerçekten çok büyük şansı. Peki bu geçmiş mirası, madem sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma konuşuyoruz, geçmişe geleceği aslında birleştiren bir şey. Bu geçmiş mirası gelecek İzmir'in çıkarına kullanmak için İzdoğa ne yapıyor? Bugün ne yapıyor? Cemil Başkanımızın seçim o vaatleri arasında kalkınma, yerel kalkınma, yerel kalkınmanın soruları çok önemli bir yer kapladı. Ve yerel kalkınmayla ilgili bir dizi çalışma yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz. Biz 4,5 milyonu aşmış, yani nüfusuyla aşmış bir şehiriz ve şehrimizin çok fazla ihtiyaçları var. Ama bir yandan da çok değerli, eşsiz varlıkları var. Bu ihtiyaçlarla sahip olduğumuz varlıkları eşleştirecek bir çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Büyük avantajlarımızdan bir tanesi, bir uluslararası kalkınma bankalarıyla çalışma kapasitesi olan bir şehiriz, belediyeyiz. Bürokrat arkadaşlarımız arasında bu çalışmaları gerçekleştirebilecek uzmanlıklar 2012 yılından beri gelişmeye, tesis edilmeye başlamış. Bugün de iyi bir noktadayız işte. 4000 bin kişilik Uca metrosu, tramvayların inşaatı, feribotların satın alınması, atık tesislerinden su altyapısına kadar birçok şeyi kalkınma bankalarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şeyi yerel kalkınma için de gerçekleştirmek istiyoruz. Kalkınma bankaları isminden de anlaşılacağı gibi kalkınma üzerine çalışan, onlar da uzman geliştiren yapılar. Bunların yanında başka uluslararası örgütler ve kalkınma kuruluşları da diyaloğumuz olduğu kuruluşlar. Yani biz zaten halihazırda çalıştığımız uzman ve kalkınma olan kuruluşlarla olan ilişkimizi yeni bir boyuta, yeni bir vitese geçirerek daha yaratıcı, daha alternatif kaynaklar nasıl yaratabiliriz? Elimizdeki kaynakların değerini nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bunun çalışması içerisinde arzu ediyoruz. Tabii burada uzmanlıklar, ondan sonra kurumsal kapasiteler, kabiliyetler,
vatandaşlığa kurulacak, sivil toplumla kurulacak ilişkiler çok önemli rol oynayacak. Zaten demokrasiyle kalkınmanın mantığı içerisinde bu var. Toplumumuz içerisinde, İzmir'imiz içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi her bir bireyin sahip olduğu kabiliyetler, uzmanlıklar, değerler var, kaynaklar var. Bu kaynakları tabii demokratik ve katılımcı bir yapıyla nasıl ortaya çıkartabiliriz? Sosyal girişimcilerden nasıl kent yönetimi için bir kamu faydası ortaya koyabiliriz? Bu kalkınma çalışmaları içerisinde bunların hepsini ortaya koyabilmek, yurt dışındaki ve yurt içerisindeki buluşların, uzmanlıkların, kabiliyetlerin, kaynaklarını buraya ithal ederken sahip olduğumuz, bizim kendi insanımızın, kuruluşlarımızın, sivil toplumumuzun kaynaklarında gene hele kamu yararı üretmek isteyen insanların kaynaklarını gene bu kalkınma programına nasıl aktarırız? Bunun çabası içerisinde olacağız. Tabii sürdürülebilirlikten bahsettiğimiz, ondan da bahsedeyim kelimeyle. Yani şu an iklim krizi, biyoçeşitliliğin azalması, bunlar sınır tanımayan zorluklar. Yani biz evimizin içerisine kapanalım ve ondan sonra işte iklim krizi bizim şehrimizi vurmasın noktasında hiçbir zaman olmadık. Yani dünya bir bütün ve maalesef işte pandemide de gördük, iklim krizinde de görüyoruz, biyoçeşitlilikte de görüyoruz veya ekonomik krizlerde, finansal krizlerde görüyoruz ki krizler ve aynı zamanda değişim kesinlikle gümrük sınırlarını tanımıyorlar. Ve onlar pasaportçuca bu engelleri aşıyorlar. Bu anlamda biz elbette ki küresel düşünüp yerel hareket etmek, düşünüp küresel seviyeye bunları taşıyabilmek durumundayız, ihtiyacı içerisindeyiz. Bu anlamda bizim iklim kriziyle olan mücadelemizde yerelde olduğu kadar küreselde de devam edecek. Çünkü biz bu konuda ilgili işbirliği, güç birliği, bilinç birliği yapmazsak bu iklim krizini aşabilecekmişiz gibi gözüküyor. Bu anlamda kalkınma programımızın önemli unsurlarından bir tanesi de sürdürülebilirlik ve çevre bilinci mücadelesi olacak. Bu tabii kent ve kır meselesi değil mi? Günümüzde çok gündemde. İzmir 12 bin kilometre kare ve hızla büyüyor, gelişiyor. Bu kentin bir taraftan da kendi hinterlandıyla, kendi bölgesiyle de karşılaşması açısından yaratıcı bir atılım bekliyoruz o zaman sizin başkanlığınızda İzdoğa'dan. Ne dersiniz? Estağfurullah. Yani ben belki kolaylaştırıcı bir rol oynayacağım ama tabii bu şehri belediye önderliğinde belki gerçekleştireceği bir çalışma olacak. Ben burada belki bir anlamda bir tercüme rolü oynayacağız İstihbarat'a. Ve tüm kurumlarımızda yani dediğim gibi şehrimizde kaynaklar kısıtlı ama aynı zamanda çok çeşitli. Yani zaten büyük mücadelemiz bir anlamda kısıtlı kaynakların paylaşımı ve kullanımı ile ilgili karar verip bunu hayata geçirmek. Ve şimdi bizim o merkez hükümet kuruluşlarımızdan ticaret odamıza, ticaret odamızdan hak savunucusu, sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin katkı yapabileceği, kamu yararı verebileceği çok geniş spektrumda olanaklar, kaynaklar, bilgiler, uzmanlıklar var. Bunları tabii biz kamu yönetimini, kamu faydasını nasıl çevirebiliriz? Ekonomik girişimcileri ama ekonomik girişimciler olduğu kadar sosyal girişimcileri nasıl bu süreçte motive eder, belki onların çalışmalarını kolaylaştırabiliriz? Yurt dışından nasıl daha fazla kaynak üretebiliriz? Çünkü sonuç itibariyle kısıtlı kaynakları en iyi nasıl kullanacağız çalışması içerisindeyiz ve kaynaklar da sadece para ve kısıtlı değil. Bir kere belediye başkanımız seçiliyor. Siyasi kaynak burada çok önemli bir rol oynuyor. Uzmanlık çok değerli bir kaynak. Zaman bir kaynak. İnsan kaynakları, insan varlıkları, kaynak. Bunu çok çeşitlendirebiliriz. Güven mesela toplum içerisinde finansal kaynaktan işte
siyasi kaynağı kadar tahvil edebileceğimiz çok önemli bir kaynak. Sosyal sermaye olarak. Ve bunların hepsi esasında halk toplumumuzda refah üretebilecek bir biçimde kullanılabilir doğru tasarımlarla, doğru uygulamalarla, kurumsal yapıyla. Bunu nasıl yapabiliriz diye hem kendi aramızda ama aynı zamanda bunun uzmanlığına sahip hem kalkınma bankaları ve belki de diğer kalkınma kuruluşlarıyla bir çalışma içerisine gireceğiz. Siz anladığım kadarıyla bu yani sürdürülebilir yerel kalkınma planını yaparken İzmir'de İzdoğa bir kilit rol oynayacak ve önemli rollerden bir tanesi de İzmir dışındaki uzmanlar, belki işte küreselle kadar giden uzmanlardan, kaynaklardan aslında faydalanıp o birikimi kente taşımak rollerden bir tanesi olacak diye anlıyorum. Bir yandan da sizi tanıtırken İpek Hocam, sizin oldukça geniş bir örgütlenme tecrübeniz var. Yereli örgütleme tecrübeniz de var ya da ulusalı yereli. Şeyi merak ettim. İzmir'deki bu konuda bir sözü olan, bir fikri olan, yenilikçi fikirleri olacak olan farklı paydaşları örgütlemekle ilgili de bir şeyiniz var mı İzdoğa'da? Bir rolünüz olacak mı? Biz çünkü demokratik kent yönetişimi düşünen bir yurttaş olduğumuz için bu programda da lafı döndürüp dolaşıp katılıma kentin demokratik yönetimine getiriyoruz. O yüzden sizin de tecrübenizi merak ettim. İzdoğa yerel ayağını nasıl şey yapacak, planlayacak bu süreçte? Evet. Yani mutlaka o an geldiği zaman mümkün olduğunca çok demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir biçimde bu çalışmaları gerçekleştirmek bizim nasıl diyeyim doğamızda olan yani ondan sonra tavrımızda olan yaklaşım. Biraz önce de söyledim yani kalkınma ancak demokrasiyle adaletle ondan sonra hakkaniyetle gerçekleşebilecek bir şey. Yani mantığı da çok yalın. Dediğim gibi birçok kaynak var. İnsanların bünyelerinde tuttuğu, şahısların bünyelerinde, vatandaşların bir. Peki biz bu uzmanlıkları, kaynakları nasıl kamusal hayata aktarabiliriz? Bunun tasarımını gerçekleştirebilmek. Ondan sonra bu kaynakların hepsinin şehrin ve kahanın ekonomisini, sosyal niteliklerin artması, büyümesi için nasıl kullanabiliriz? Çabamız büyük ölçüde bu olacak. Öyle olunca katılımcılık, kapsayıcılık da çok önemli. İki tane unsur. Demokrasinin de zaten büyük ölçüde mantığı bu. Yani insanlar ne kadar çok dinlenirlerse, insanlar ne kadar çok faydalı olurlarsa, rızalarını da o kadar rahat veriyorlar. O kadar daha kendilerini mutlu ve iyi hissediyorlar. Bizim tabii ilk yapacağımız şey bir haritalandırma olacak kalkınmayla ilgili. Şehrimizdeki ilk önce ekonomik varlıkları, sosyal varlıkları ve insan varlıklarını haritalandıracağımız bir çalışma yapmayı arzu ediyoruz. Tabii bu kolay bir şey değil. Bunun için ilk önce gerekli finansal uzmanlık olanaklarını yaratmamız lazım. Bundan sonra da bu işlerin yani varlıkların haritası, niteliği, envanteri ortaya çıktığı zaman da bunu en iyi biçimde kalkınma için, vatandaşların refahı, mutluluğu için, sağlığı için nasıl değerlendiğini kararlarını almak güttüğümüz mantık. Bunları tabii yapacak olan büyük ölçüde belediyemiz İzdoğa'da burada bu işin kolaylaştırılması için üstüne düşen rolü oynayacak. Tabii bir büyük kurumsal yapı içerisinde faaliyet gösteriyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kendi yapısı var. Orada bir siyasi yapı, belediye başkanı, belediye başkan vekilleri ve 180 iki tane belediye meclis üyesiyle ikinci bir yapı olarak bürokratik yapısıyla uygulamaları, icraatları gerçekleştiren bir yapı. Ve ondan sonra iki bağlı kuruluşu, ESOT, ulaşımla ilgili şirketi ve İSSU, kanalizasyon ve su dağıtımı da olan şirketi. Bu büyük yapının altında da 16 tane şirket, yani fuar şirketinden çevre geliştirme şirketi İzdoğa'ya, metrosundan
İşte Chatham yaptığı Grand Adası'na böyle bir büyük kurumsal yapı içerisinde faaliyet gösteriyor. Ve tabii bu bahsettiğimiz çalışmaları yaparken bunların da bir neyin içerisinde, bir ayrık içerisinde çalışması söz konusu. Bunun başkası da belediye başkanımız Cemil Tugay ve onun vizyonu içerisinde biz bu çalışmaları herkes kendi işini düşündü yapacak için de görev yerlerimizi almış durumdayız. Aslında bu Bu şemayı anlamda da İzdoğan üstüne düşen İSSU'nun desteklenmesi. çok güzel. Buyurun, Bunu pardon. anlatmanız çok iyi. Bunu anlatmanız çok iyi oldu aslında. Çünkü şeyi de soracaktım. Yani biz demokratik kent yönetişimi dediğimizde belediye, sivil toplum, işte kent paydaşlarının karar mekanizmalarına katılımı ağırlıklı konuşuyoruz ama bir yandan yani bu konuda çalışanlar çok iyi biliyorlar ki belediyelerin kendi içlerinde de aslında çoğu zaman katılımcı yöntemler, katılımcı mekanizmalar çalışmıyor. Siz bir de hele ki de belediyenin içinde değil bir şirket olduğunuz için İzdoğan'ın bütün bu sizin getireceğiniz uluslararası kaynak, bilgi, birikim, know-how, işte finans falan filan bütün o zenginliği o ya da o fikirleri, uluslararası ajandayı, takip edeceğiniz kavramları belki o yeni yenilikçi sürdürülebilirlikle ilgili fikirleri, örnekleri yani bütün bu sepeti belediyenin yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma planının neresine nasıl katabileceksiniz, nasıl dahil olacaksınız o kararlara biraz onu merak ediyordum. Yani kendi içinizdeki katılımcılığı merak ediyordum. Birazcık ona girmiş oldunuz aslında. Evet. Birazcık daha onu da anlatabilir misiniz? Yani siz bütün o diyelim ki gerçekten sürdürülebilir yerel kalkınma için çok faydalı olacak olan sepeti bütün o şeyin makinenin neresine nasıl ekleyeceksiniz? Yani tabii stratejik planımız yapılırken o birimlerin kalkınma ile ilgili, yerel kalkınma ile ilgili ne gibi roller oynayacağı tanımlanacak tabii. Bunun dışında hem kendi aramızda birikeceğimiz ahenkli çalışma ama aynı zamanda da kurum dışarısındaki taraflarla da yürüteceğimiz, diğer kamu kurumlarıyla yürüteceğimiz çalışmalar da çok önemli. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı, işte Hazine, ondan sonra İmbank, bunların hepsi önemli roller oynuyorlar şirketin düzenlenmesinde, planlanmasında ve yönetiminde. Birçok tabii bizim alacağımız kararlar onların bazen onaylarına, bazen işte bilgilerine tabi işler. Onlarla da yürüteceğimiz esasında iyi diyaloglar, iyi çalışmalar önemli bir unsur olacak gerçekleştireceğimiz çalışmalarda. Büyük bir yapı sonuç itibariyle kamu ailesi. Ama sonuç itibariyle mantığı belli. Herkes kamu yararı üretmek istiyor. Yani bazen tabii bazı işler daha hızlı ilerleyebiliyor. Bazen daha yavaş ilerleyebiliyor ama yani sonuç itibariyle istikametimiz belli, ileriye doğru bu süreçlerini götürmek üzere hep birlikte çalışıyoruz. Tabii biz bu Tabii işlerden farklı. İzmir içinden bunları İzmir için hani bir kentli olarak İzmir'de yaşayan biri olarak bunları duymak benim için çok değerli. Aslında bir taraftan da şey diyemez miyiz? Yani kentsel mutabakata giden yol önce kurum içi ve kurumlar arası mutabakatlardan ve işbirliklerinden geçiyor. Siz aslında yani bir tür barış ortamında ender rastlanan bir şekilde kentin bütün paydaşları arasında bir diyalog la bir yol haritası aslında oluşturuyorsunuz. Hem kurum içi hem de kurumlar arası ve bu çok değerli. Hiç kimseyi dışlamadan bütün uzmanlıklara demokrat bir şekilde kapıyı açık tutarak ve işbirliği, diyaloğa açık bir şekilde taşları düşeyerek yola devam etmek çok anlamlı ve değerli. Evet, yani tabii ki kulağa doğru geliyor ama bana kalırsa bir istikamete doğru hep beraber gideceksek herkesin rızasının alınması, herkesin bu konuları ne alması gerekiyor. Tabii iletişim büyük bir uzmanlık alanı, kolay bir şey değil ama bu yapılmazsa da süreçler tıkanıyor. Ben şahsen diyaloğun, uzlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kalkınmanın anahtarının da mümkün olduğunca çok insanlar arasında sosyal kalkınma için etkileşim, ondan sonra ekonomik kalkınma için
alışverişin üretilmesinden geçtiğini düşünüyorum. Yani bu işin yapı taşı bu. Ne kadar çok etkileşim, alışveriş, ne kadar çok bağ, diyaloglar olursa, doğru da olsa biz bu ajandayı istediğimiz yere doğru ilerleteceğiz. Yani hiç kimsenin işi kolay değil. Bizimki de değil ama en azından ne tarafa doğru gitmek istediğimizi biliyoruz. Kaybolmadan yolumuzu bulabileceğimizi biliyoruz. O yüzden şanslıyız. Bu süreci hep birlikte büyük belediye ailesi olarak hem de büyük İzmir ailesi olarak yaşayabileceğimize ben inanıyorum. Başkanımızın motivasyonu ve bana kalırsa yol haritası da çok net. O anlamda bir stabil süreçle ilerleyebileceğimize ben inanıyorum. Ben buradan tekrar uluslararası seviyeye çıkmak istiyorum. Sizin de uzmanlık alanınızda olduğu için de. Etkileşim tabii ki kent paydaşları arasındaki etkileşim, karayolcularla, diğer paydaşlarla etkileşim çok önemli ama dünya ile etkileşim de çok önemli. Yani İzmir'in gerçekten öne çıkan boyutlarından bir tanesi uluslararasılığı hem bölgesinde hem de dünyada. Avrupa Birliği mesela sizin yine uzmanlık alanlarınızdan biri. Avrupa Birliği süreçlerini İzmir nasıl takip ediyor? Avrupa ile etkileşimiyle ilgili biraz konuşmak ister misiniz? Bu sürdürülebilir kalkınma açısından ağlar, ajandalar, görüşmeler nasıl? Ben mesela 2 hafta önce çok özel bir toplantıydı tabii ama Yorgo Papandreou ile Efes'te demokrasi sohbeti yapıyordum. Yani İzmir'de bir de böyle hani sessiz sedasız o kadar gerçekten demokrasiye ilham veren bir şehir ki sessiz sedasız aslında bir sürü şeyler de oluyor bir yandan buluşmalar da oluyor. O böyle hani medyaya falan yansıyan bir şey değildi. Ama gerçekten İzmir Ama sosyal medyadan izledik sosyal Atırcığım. medyadan izlediniz. Ama gerçekten İzmir böyle 16. yüzyılda deyince siz biraz önce Efes bardağımla kahvemi içiyorum hatta reklamını yapayım. Harika bir müze yapılmış orada. Deneyim müzesi tavsiye ederim izleyenlere de. Gerçekten İzmir'e gidince insan böyle fikirleri şeyden gökten yağıyor zaten. Yani çok o şansınız çok şey. Avrupa'nın da çok güler yüze geldiği karşıladığı da bir şehir. Dolayısıyla merak ediyorum biraz Avrupa Birliği ile ilişkilerinizden. Ben İzmir'in Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını, daha iyisini oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem coğrafi olarak çok yakın, aynı zamanda da birazcık da mantalite olarak da Avrupa değerlerine yakın bir şehir. Zaten mesela hatırlıyorum, Honda'nın araştırmalarında olduğunu, Türkiye'de en fazla pasaport sahipliği mesela İzmir'de veya çocuklarını en fazla dil okuluna gönderme oranı İzmir'de. Şimdi Avrupa Birliği standartlarıyla, değer yargılarıyla Türkiye için önemli. Elbette çok eleştiriler var. Kendi yaşadıkları sıkıntılar, düşmeler, kalkmalar, Amerika, savaş, ondan sonra kendi korkuları, büyüyen popülizm, o yabancı düşmanlığı, çok tabii dezavantajlı, negatif şeyler sayabiliriz. Ama ne olursa olsun bunlar dünya tarihinde daha önce eşi görülmemiş bir entegrasyonu bu noktaya kadar taşımayı becerdiler. Ve bir yandan da bir standartlar Avrupa'sı sundular. Yani tükettiğimiz gıdalardan ilaçlarımızdan yemeklerimize, arabalarımızın niteliklerine kadar her şey prosedürlere, standartlara bağlamayı bildiler. Ve ne olursa olsun şu an dünyadaki en büyük pazar, en zengin ve en eğitimli toplumlar. Yani ben kayıt dışarısız Avrupa'ya angaje olalım diye düşünmüyorum. Ama biz öyle bir noktadayız ki bu Avrupa'nın tam ağzındayız ve bir yandan da tam doğunun ağzındayız ve bugüne kadar da Batı'yla hep çok entegre bir tarih kurmuşuz. Hem savaşlarında hem barışlarında hep bir şekilde var olmuşuz. Bu Avrupa'nın yarattığı dinamizmin, standartların ve prosedürlerin ve tabii sahip oldukları ekonominin ve kültürel değerlerin, demokratik değerlerin Türkiye'ye ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu kurduğumuz, Avrupa ile kurduğumuz ilişkide şöyle bir tespitim var. Sadece Türkiye için değil ama tüm dünyadaki ulusal hükümetler ve idareler bir takım
zorluklar içerisinde var. Bunun sebebi de teknolojik, ekonomik, sosyal değişimler. Yani o kadar hızlı değişti ki dünya, bizim kurumlarımız çok gerisinde kaldı ve vatandaşların toplumdan ihtiyaç duyduğu dönüşümü gerçekleştiremedi. Onlara ihtiyaç duydukları çözümleri üretecek icraatları gerçekleştiremedi. Kentler bu anlamda biraz daha şanslılar çünkü daha ufak oldukları için değişime daha hızlı adapte olabiliyorlar ve çözümleri daha hızlı su izinde çıkartabiliyorlar. Yani sakın beni yanlış anlamayın. Ulus devlet bu dünya düzeninin yapı taşıdır. Ben değişeceğini düşünmüyorum. O kadar savaşlar, o kadar bedeller. Bunun değişmeyeceğini biliyorum. Ama ulus devletimizin bazı noktalarda üretemediği çözümleri çok daha hızlı bir biçimde, çok daha çevik bir biçimde yerel yönetimle üretebiliyor. Ve bunu artık ulusal hükümetlerde, uluslararası kuruluşlarda teslim ediyorlar ve çok hızlı bir biçimde kaynaklarını ve işte çözüm arayışlarını yerel yönetimlerle beraber yapıyorlar. Bu anlamda Avrupa Birliği de farklı değil, Dünya Bankası da farklı değil, işte ne bileyim OECD de farklı değil. Bu anlamda bizim Avrupa Birliği ve Avrupa toplumlarıyla kuracağımız ilişkide kentlerimiz, kent idarelerimiz, belediyelerimiz ve kent topluluklarımız çok nitelikli bir rol oynayabilir. Hele İzmir gibi bir şehir, mesela en doğudaki illerimizi bile Avrupa'ya entegre ederken bir öncü rol oynayabilir. Burası bir laboratuvar görevi görebilir. Bizim toplumlarımız arasındaki uzaklıkları daha hızlı birbirine yaklaştırabilir. Birbirimizi anlamakta çok kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Onun için bir takım araçlar tasarlanması lazım. Bu araçların tasarlanmasında hem Avrupa Birliği Komisyonu'na, hem Avrupa Birliği Konseyi'ne, hem parlamentosuna, hem belki bölgeler komitesine, hem de bizim merkez hükümet kuruluşlarımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, işte Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza, belki parlamentomuza elbette ki görevler düşüyor. Bu araçlar mesela örnek veriyorum, sınır ötesi işbirliği programları, işte çok uluslu sınır ötesi işbirliği programları, kentler arası diyaloglar işbirliği programları veya işte bir süreli bizim dahil olduğumuz Avrupa Şirketi'nde bir kalkınma fonu, LAS gibi araçların daha yoğun, kentleri daha fazla içine alacak, kentteki insanların, toplulukların, kurumların daha fazla kabiliyetlerini, Avrupa ile temaslarını, işbirliklerini geliştirecek biçimde ilerletilmesi lazım. Yani fırsatlar çok, fakat bunlarla ilgili karar verip çalışmamız lazım. Birinin onların hepsini buluşturup bir yerde İzmir için işe koşması lazım zannediyorum İzdoğa'da. Biraz onu yapacak. Sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. İpek Hocam ben çok soru sordum. Kusura bakmayın ne olur. Hey bulmuşken Onur Yok, hayır ben onu zaten yakalarım. İki kurum İzmir Yüksek Teknoloji Bey. ve İzmir Belediyesi'nin tabii çok değerli çalışmaları var bu dönemde. Onları zaten devam ettireceğiz. Ben yani kentsel mutabakat, toplumsal mutabakat, bölgesel ve tabii ki dünya ile uluslararası ilişkiler ağının güçleneceği bir dönem. Çevik yönetimin devam edeceği bir dönem göreceğimizi, tanık olacağımızı mesajını aldım. Umarım yolculuğunuz başarıyla kent ve kenti için devam eder. Katılım için çok teşekkürler. En son onu bir dinledim. Yani bu bölümü dinledikten sonra merak edenler için izdoğa.com.tr değil mi web siteniz? Doğrudur. Eğer merak ederlerse İzdoğa'nın bütün bu işte doğayla büyüyoruz mottosu altında yola çıkılan şeyde alt projeleri neler, hikayeler neler onları takip etmek isteyen seyircilerimiz için izdoğa.com.tr'den takip edebilirler. Onur Bey çok teşekkürler. En son eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Sizden de Sevgili güzel takip şeyler duyduk. ediyorum. Umut verdik. Arşiviniz de harika. Benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar. Sürdürülebilir İzmir için kolaylıklar. Hiç kolay olmayan bir yola giriyorsunuz. Ama çok iyi yapacağınızdan da eminim. Önümüzdeki hafta başka bir kent meselesini belki başka bir kentte tekrar tartışmak üzere. Hoşça kalın.